Selamünaleyküm sevgili izleyicilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evimize, kanalımıza. Hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Diyeceğim, bence kimse iyi değildir. Yani kimsenin iyi olduğunu düşünmüyorum. Biliyorsunuz ki ülkemizde büyük bir deprem oldu. Yani çok üzgünük, onun üzgünlüğünü hissediyor. Kurban olduğum Allah'ım, inşallah sağ salim çıkarlar. Enkaz altındakilerin çoğu çıkarılmış ama çoğu da çıkarılmamış, biliyorsunuz. Zaten hepimiz takip ediyor bunu sürekli haberlerden, televizyondan. Yaralılara kurban oldum Allah'ım, acil şifalar versin. İnşallah ölenlerin de Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Vallahi çok üzüntülü bir durumdur. Hepimiz üzüntü ve yas içindeyiz. Kurban oldum Allah'ım, inşallah bir daha böyle bir olay yaşatmaz. Rabbim büyüktür. Rabbimden gelen her şeye boynumuz kıldan. İşte ikinci deprem, Kahramanmaraş'a ikinci depremin olduğunda buraya da hissettik biz burada. Böyle çok korkutucu olmadı ama saat 1.40 sıralarındaydı. Öğlenleyin işte 13.40'daydı. Oldu böyle bir deprem. Sallandık yani hafiften, çok değil. Ama o bile yetti bize. Oradakilerin kurban olduğum Allah'ım yardımcılar olsun inşallah. Bir Rabbim bir daha yaşatmasın. Çok kötü bir durum. Böyle işte canlar, yapacak hiçbir şey yok. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Bol bol dualar ettik. Biraz yardımlar gönderdik işte. Başka da hiçbir şey yapamıyor. Zaten uzak, oraya da gidip gelemiyor biliyorsunuz. Çok uzak, hani yardıma falan gidilebilse. Bir de bizim burada da çok kar yağdı. O kadar kar yağdı ki dünden belli sabaha kadar biz de hiç oturduk. Yani yatmadık, hiç oturduk. Hiç oturduk, neye yatmadık, oturduk. Çok soğuk burası da. Şimdi öyle bir ayaz var ki. Şu telefon tuttuğum elim dondu. Şöyle yağan karı gösterim size bir. Buralardan çıkılmayacak şeye geldi şöyle. Maşallah çok kar yağdı çok, ama karın yağışına hiç sevinemedik. Niye sevinemedik? İşte üzüntümüzden dolayı sevinemedik. Şimdiye kadar kuraklık gitti. Hani havalar, Rabbim yağmur verse, kar verse diyorduk sürekli. Ama kar verdi. Karla birlikte de bu olaylarını verdi Rabbim. Rabbime binlerce şükürler olsun. Şöyle görüyorsunuz, merdivenlerimiz de tamamen kapandı. Bugün sabaha kadar hiç durmadan kar yağdı. Hiç durmadan. Şöyle. Kazımgil buradalar. Emoşgil buradalar. Köydeler. Emoş kaynanasıgilin orada. Çocuklar hastalanmasın diye onların oralar kaloriferli olduğu için orada oturuyor. Yani orada duruyor. Dün çok kokmuşlar. Onlar da getirdik böyle. Abisi getirdi, geldi Emoş'ta. Onlar da burada duruyorlar. Kazım, Fatoş buradalar. Eminem de eşiyle birlikte, kayınvalidesi gildiler. Dün öğlenden işte olan deprem çok şiddetli olduğu için korktular. Bir de evleri boşaltması gerekiyorlarmış. Aksaray'da biliyorsunuz böyle bir şey de yapıldı. Hani evlerinize girmeyin, boşaltın dediler sürekli. Aksaray halkı neredeyse hep taşındı. Herkes evi barı olan gitti yani, köylerine dağıldılar. Bizim buralarda o kadar çok hissedilmedi hani deprem, değil mi? Bir kez hissettik. Bir de saat 3.30-4 civarı olmuş öğlenden sonra tekrar, ama onu ben hissetmedim yani, bilmiyorum. Hissedenler varmış köyümüzde. Şöyle görüyorsunuz karımızı. O kadar çok yağdı ki yastık gibi. Fıstık da burada yalanıyor kendi kendine. Acıkmış. Fatoş da kahvaltı hazırlıyor, yazık. Ben de patatesini soydum. Birdim eline kızartsın diye. O patates kızartıyor. Bugün sabaha kadar dediğim gibi hiç uyumadığımız için geç kalktık. Şu anda saat 2'ye geliyor öğlenden sonra. Sabah 5'ti yattığımız. Bizim 5'e kadar oturduk. Belki bir deprem falan olur tekrardan diye korktuk. Hani saat 17 ile 19 arası tekrardan büyük deprem bekleniyor denildi. Sürekli internetlerden, bilmiyorum yalan haber mi, gerçek haber mi? Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah. Türk milleti hani biliyor ki yani yaralarımızı hep birlikte saracak. Sabaha kadar o kadar uçaklar gitti ki üstümüzden. Az önce de helikopter geçti, iki tane çok yakından gitti. Büyük yük helikopterleri, inşallah yardımlar yerlerine ulaşıyordur. Kurban olduğum Allah'ım soğuk havada dışarıda kalanların da yardımcısı olsun. Hastalara da acil şifalar versin. Ölenlere de Allah rahmet eylesin, kurban olduğum Allah'ım. Çok kötü bir durum. Rabbim inşallah bir daha yaşatmaz. Bu zaten 100 yıl önce bir olmuşmuş. Böyle bir deprem. O şeye gitti, ekmek almaya gitti. Bir de
Bir şeyler alacağımmış. Neyse, videomuzun devamında tekrardan görüşürük sevgili takipçilerim. Şöyle tekrardan selamün aleyküm. Şu yağan karımıza maşallah maşallah bakar mısınız? Çok güzel karlar yağdı. Bizi sevindirmedi ama yine de Rabbimin sonsuz hikmetleri. Şöyle babalı oğlanı kanatma, kapat. Okullarda bu Türkiye'mizin yasından dolayı bir hafta daha tatil edildi, uzatıldı. 13 Şubat'a kadar. Çocuklar eğlensin diye ama hiç kimsenin eğlenmek aklına gelmiyor. Çünkü Kaan'ın bile o kadar çok üzülüyor ki oradaki olanlara. Başkulat geçerli buradan. Yükselin bile geçer yazık buradan. Diyormuş ki annesine, anne diyormuş, üstümde giydiğim kocuğu oradakilere gönderelim de giysin çocuklar diyormuş. Koca yürekli Yükselin benim. Küçücük yaşıyla her şeyi biliyorum maşallah. Rabbim bütün yapılan yardımları inşallah yerine ulaştırsın. Çok büyük bir yaz. Bütün Türkiye'mizin başı sağ olsun tekrardan. Pek toprağı neşelem annem. Yorma kendin. Zaten baban açtı. Yok, toprak çıksın anne. Ne mi? Donar burası. Ha. Ayaklarınız da hince ıslandı Kaan. Kazım ikinizinki de. Ne? Hince çoraplarınız ıslandı ikinizinki de. Kaan elindeki kuryenleri attın geldin sen annem. O kırık ki. Ha. Kırılsa iyi, ben de şuraları kuruyum diyeceğim. Çamaşır serdim ya, sererken de bayağı bir zorlandım. Şöyle Fatoş da temizlik yapıyor. Halıyı malıyı attı dışarıya. Allah razı olsun, yapmadım ama dinlemiyor. İlla o altından çekilecek. Çekyatların altı silinecek, süpürülecek. Çok titiz, temiz. Toprağa çıktı mı daha çabuk kurur. Hiç bu kadar kar yağacağını beklemiyorduk le. Ben bu kadar hiç düşünmediydim yağardığını. Dün el ince ince tozalaklı oldu da gece çok yağdı herhalde sabaha kadar. Sabahki geceki hava neydi, şimdiki hava ne? Ne? Kurban olduğum Allah'ım, ne verirse her şeyin Allah hayırlısını versin. Sabaha kadar böyle fırtına, su, kar, böyle uğul uğul düştü dışarısı. Rüzgardan, uğultulardan uyuyamadık. Sabahın anda günlük güleştik. Bu tandırın kapısını niye açık koyuyorsun? İçeriye kar yağmış bak tandırımızın ağzına ne. Anne. Annem. Yağacaklarımıza da kar dolmuş. Dolar. Kapı şiddi ya. Bak çatının içine de dolmuş. Terasların kapısı olmadığından oralara vurmuş. Her taraf bembeyaz karlar altında. Şöyle. Hepiniz görüyorsunuz. Çok güzel yağdı. Verdiği nimetlere şükürler olsun. Kasayı kaldırdım, motoru buradan getirdim. Motoru ben getirdim. Şuralardan çıkalım biraz. Motor gidecekse. Gerek motor yok. Niye buraya takacaksınız da Kaan? Üstünü örtecek mi? Gerek yok la, gerek yok. Ben kasayı kaldırarak çıkarım. Gece kasayı mı kaldıracaksın? Öyle değil la. Birimiz motoru kaldırır. Kasayı kaldıracak. Binle getir, niye öyle diyorsun da? Dur, babamla götürelim. Baba, motorun 10 tane için. Evet. Bir şey yapar mı ondan sonra? Şurayı alalım, şuraya da kalalım. Evet, çırpın ben üstünü. Olsa çalıştırıp ona getir. Kasasını temizleyelim. Ya da şuraya böyle bir iki açın. Şurayı açmayı nasıl geçeceğim bana? Neyini? Orada da yolda yonca götürüyorlar. Traktöre kaymışlar. Buradan motor gelir. Daha sen de buradan cross yap, bu develenmez. Evet.
Ancak bir gün kalırdı. Kendine bak lan. Yurdu kalırdı. Ne zaman gelecek? Bir uğraşsın bakalım. Daha masak ağzım alsın. Şöyle yakacaklarımız neydi doldurdum. İbocam. Bunlar akşam hep eve aldıydım şu naylonun üstünü. Arala annem. Şuradan çilte gibi bir şey verelim bana. Motoru. Çilte mi? Şu da battaniyemiz burada hazır bekliyor. Bir şey olduğu zaman hemen alıp çıkacak. Şöyle. Akan. Elime de çilte çilte. Gönderir getiririm diyor. Yo gönderir getiririm diyor. Baba ne eldiveni Allah razı olsun. Keşi keşi. Ha neyse. Dedi oraya uzatıyorum. Buradan buraya uzatıyorum. Karınca da garsonumuz. En sağ. Bu da garsonum. Eğer şey yapıyor. Dışa açılmış. Cara yakmış. Öyle böyle bütün elek cara içiyor. Plan yapıyorduk. Yakaladık. Durun dedi. Cara içip cara aslan. Çok fena içti. Tarık bacım buraya geldik bugün. Tarık bacım da maşallah hazırladı. Hazırladı. Kim yiyeceksin? Yok sen onun içine yiyorsun. Hani anne? Portakal güzel mi sana? Ben bir tane. Sen de çocuklar kimi yiyor diyor amca abi. Öyle. Abi. Aman, şu da eşki. Annem de öyle seçiyor teyze hep ya. Bir, şunlar da tatlı. O tatlı olur aynen. Şunlar da Allah Kazım'daki bakalım. Bunun şurası da kendi de çok tatlı biliyor musun? İçine küçük küçük oluyor ya. Acayip tatlı olur. Buraların şuraları şey oldu mu fakat şu tatlı olmuyor. Kazım yerindeki gibi oldu mu tatlı oluyor. Şey hesap. Karpuz hesap. Karpuz da böyle biliyor musun anne o? Ne mi? En küçük olan ham. Şey olmamış karpuz. Şu en alttaki küçüğün ortası var ya. O en büyük olan tatlı olur. Ben yazına böyle alıyorum. Açık oldu. Dur dur. Al gibi karpuz çıkar aynı. Vallahi. Doğru. Nasıl anlatayım karpuz da anlamıyorum. Bu şey bu normal. Karpuz düşün mesela. Üst sapı. Şurada arkası ya. Bu en küçük olan tadı düz olmazmış. En küçük olan. O alttaki noktasının en büyük olan tatlı olurmuş. Evet. Açık olacak. Yani böyle şöyle seçeriz. Şey he. O noktası mı büyük olacak? Noktası büyük olur. Beni böyle alın işte. İşte ham karpuz çıkmadı. Çırtır bir kere. Biz de anlıyoruz. Ham çıkıyor Kazım. Şöyle büyüğünü aldırıyorum baba onun da içi boş oluyor. Kendi büyük oluyor ortası boş oluyor. Acayip karpuz seçelim. Çok top 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 vuruyor. Allah'ın şeysini şey demiyorum. Bir severim. Kendimiz seçmeyi. Şık ya bir severim bir severim. Ne yok ki yine de iyisini kutlayalım. Ben yok ben bir severim bir severim şık iyisi ya. Oğlum ne istiyor. Şeyden alın bir içi. Bir burada arasını atıyor. Ondan altım oluyor. Karantin. Şimdi öyle. Hasan'ın kardeşiydi. Celil adam var ya. Hasan'ın kardeşi. Onun karpuzları çok güzel oluyor. Ceylin Hasan kardeş. Onlar iki kardeş herhalde onlar. Evet. Ben işte birinden alıyormuş. Şimdi kardeşinin yanında alır onu diye. 12 garanti biliyor musun? Sanki kendi yetiştirmiş gibi. En iyilerini alıp geliyor da. Hatta diyor da daha iyi çıkmasa yeterli diye. Bu tatlı başka yerden ucuz alıyor o da iyi çıkmaz. Annem tatlılarını alıyor. Nasıl alıyor? Annen iyisini seçiyor kayran. Arkadaş düğümlü olanlar tatlı oluyor ya plan portakalda. Evet sen de onu biliyor musun? Ama ben de bunlar nasıl düğümlü değil tadına bakacağım. Bak bakalım bir de Kazım'ınkine bak. Çok merak ettim. Benim de düğümlü. Ama açamadım. Öyle diller biliyor musun? Arkadaş düğümlü. Valla ben şimdi nasıl tatlı? O da tatlı. Tatlı mı? Benim keşke çıkmasın. Olabilir. Bir de tam tersine bir çay olabilir. Kayra geldi. Bak ya. Çay ver başım değil. Çay kaynar öyle. Kaynasın hayatım. Onu da içerim. Onu da içerim. Onu da yanıma böyle bir adam var. Çay içim aşağı. Bu mutlu olmaz. Dostumlar bir şey yapıp gitmedi. Beş akıllı bir şey yapıp Kazım bir yapıp geliyor. Kaan bir yapıp geliyor. Ben de seviyorum. Çay kay çeşmeden. Çocuk rahatı geliyor, gelmiyor, yere yatıyor, biri yukarı yatıyor. Bir kez... Emine diyor, anne. Kılıç tabii. He, patoş uyudu son saat. Üçte miydi? Ne gidiyor aldı? Yok, uyuma dedim işte ben. Sizi dinliyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Kalkın da ben uyumadım ki işte. Hayriye'cim sonradan uyudur. Ama ya teyzem günle konuşurken saat üçte ben uyanıktım da. Uyudu diye. Sen herhalde bir uyudu. Bu da kalkmış, ben uyumadım ki diye. Siz konuştunuz. Biz daha 5'i de herhalde konuştuk. Yok, 5'i de herhalde. 5'i de ben yattım ya. Ben de 5'e yattım. Yatsam mı geliyor annem? O insan mı geliyor?
Yazımıza bak olur mu? Yapsam otursam. O senin uyku ağıyor. Ama bu yanında uyku ağıyordu senin. Bu da öylesine. Ama ben de uyumadım. Abi gidelim de yatalım dedim. Bizim zoba geçmiş. Babam uyudan uyanamamıştı ne? Uyanmıştım iyi olmuş. Nasıl uyudu akşam 9'da yattı. İnan teze baktı 5'e kadar. 5'te ben yattım bu kalktı. Bundan bu kahve istedi. Bu da kahve getirdi. İçti. Ben diyor beklerim hadi uyuyun diyor. Beklerim olacak da bizi uyandıracak. Sabahın bak dinliyor otur otur. Adam. Buna ne güvenseydi tamammışmış demek ki. Adamın birileri de aynı. Ya baktım uçlar gidip geliyor. Bir de bekledim. Kurallardan yapıla hani evlerimiz hep bir evi. Hani Allah vermesin olduktan gelip açamazdık da. Açamazdık. Kimine çıkabilir mesela Allah korusun ama onlar binalardan yine ne kadar bayağı şey oluyor onlara. Çok hep şeyi de yakalanıyorlar onlar. Merdiven boyunda çok yakalanıyorlar. Merdiven boyunda ince olduğu için her zaman çınara uçuyor. Hmm. Bina kadar sağlam olurlar. Yani bu olan depremde bir dakika falan sürdüyse bir dakikada adam inemez herhalde. Ben ama bir dakika boyunca deprem kesin olur. Kanepenin kenarına hep oturman lazım. Deprem bitince gitmen lazım senin. Salarını salarmış. Deprem bitince de gitmiş. Deprem anında korkunca dışarıya kurulun zaten. Aslında bir şeylerin yanına saklanmamız lazım. Kerim bir tane çıktı. Tamam. Acayipleri varmış. Kaç ay içiyorum. Ağzımda da çay içiyorum. Bu sana eskiyim yedirir mi hiç? Benim çayım nerede? Senin bak, çayın var mıydı Kayra? Bu çay senin de. O da olmuş mu? Ya bana nasıl zaldıysın? Her yani şibit olmuşmuş. Onun ayağına bak hele ıslahmakla. Bu da yaştır bacım işte. Çorap değiştirelim. Çorap dediğim çıkart da. Şu zobanın orası ödemişsin. Tamam da kurusun çorabı. Hayır zobamız ödemiş. Yeniden çıkacağız. Dokunuyorum ya dur. Kar kesilmiş bak ya mayı. Botumu giymedim botum donmuş. Savaşımız bu sefer çok büyük olacak. İmamoğlu sen de bizden ne içeceksin? Ben de gideceğim. Ne kaçacağım ki? Ben Allah temizliyse kaçacağım onun da değil. Gidim ya. Yenge bak hele. Ben çıkma. Sen niye kaçıyorsun uyanır? Bak hele. O anne köpek var salak haberi yok. Yok niye anda? Vallahi hiç de bir şey yok. Yok. Buraya her gelişimde en az 20 kere geçiyoruz orada. Ne söyleyeyim? Kaan ezberledik anan oraları. Buray senin gibi. Buray köpekten. Siz köpeği bu diğer asistini yatırırken. Bizim hayattaki köpek ıstırır. Anne. Ayy. Nasıl acıdaydım kız ne? Beraberim geldik hapla hastaneye. Ben niye geldim bilmiyorum. Elini cahay cahay yıkay yıkay buz gibi suyuna yıkadır. Hangi yıkadır? Annem yıkadır. Senin yıkadın elin çimenin altına tutup. Hemşire yıkadın. Sabunla suyu yıkadık. Siz köpeğinden kaçmışsın. Dikişte var. Güldürmeyerek kamerayı sallayayım iyice. Oradan böcek girmişti sen hiç gelmemişsin ya bir daha. Eski evde burada yatırken babacanın evi. Oğlum böcek evi değil o. Bir dal vardı orada. Çat ya ta ta ta. Ay. Bir çok açtım. Teyzen de böcük oldu galiba. Yok lan 12 yaşındaydım. Bu zaman böyleydim işte. Yok ufaktım ben. Bir de eve örümcek girmiş şeyden. Bu haylıdan. Şöyle büyük hocamdan da o da neydi o? Hocam teyze nereden inmiş dedi ben de bu haydan düşmüş teyzem dedim. Bir daha gelmedi daha sonra yine. Yo o ağaçta pek korktu teyze beni çatıya vura. Niye? Çöpüne dönmüş dışarıda ya. Çöp tenekesi dönmüş. Hayır ağaç yok. Anlatsın yanıza. Her şeyden kaçıyor. Hani çöp tenekesi var. Ben varam yedim ya sen. Lan ben bana çöp tenekesi koymuş teyze. Nasıl sen oldu teyze sen o yönden çıkar? İşte Emine 2 yaşındaydı herhalde. 9. Şimdi 14 yaşında. Ne 9'u? Bak 12 sene olmuş. 12 sene. Doğru ben 12-13 yaşında falan. Siz köpeğine kaçmışsınız. Abi siz köpeğine nasıl kaçmışsınız? Kayra'ya bir kaçmışsınız. Ben köpeğe zarar vermeyeyim diye kaçmışsınız. Kayra'ya kadar mı? Eve nasıl geldiğimi bilememiş. Sen o kadar mı gelmiyordun ya? Şaka taşların orada oturuyor. Vela abi. Hala korka. O köpeklere maaş alabilir. Sen boşuna askere gitmişsin. Yani teyzem beni dışarıda bıraktı köpek vardı geldi gitti eve ben de dışarıda kaldım sokakta. Yo eve gitmedin mi? Arabada bekledim. Yo gittin eve gidiyordun eve doğru. Yavaş. Neyse bardağı döndürdün al işte. Bak o vesilenin ortasına kalktı. Deva kalsa hani yapalım. Çaydan da çay kazı. Gittelim hoşum. Yo burada